Merhabalar. Yeni KDA küreleri dükkanda yerini aldı. Bu yeni küreleri ve özel çantayı açıyor olacağız. Özel çanta kürelerden yüzde ihtimalle düşebiliyor ve bu çantadan e, 2018 KDA kostümleri çıkabiliyor ve birden fazla çıkabiliyor bonus rollerle beraber. Şimdi 6250 RP karşılığında 25 normal küreyi ve bir e, bonus KDA Origins çantasını alıyoruz. Yanında da 400 dünya şampiyonası simgesi geliyor. Bunları tek tek açıyor olacağız. Bu arada bir çekiliş duyurum var sizlere. Her kazandığım maçta yeni Kazix kostümünü veriyor olacağım. Uzay serüveni Kazix kostümü veriyor olacağım. RP veriyor olacağım. Önümüzdeki 3 gün boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar yayınlarında Nonolive'da Live'da her zaferde bu kostümleri dağıtacağım. Siz de katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken siteden veya uygulamadan App Store'dan indirebilirsiniz. Takip et tuşuna basmak ee, ve böylece siz de her maç sonunda kostümlerden ve RP'den kapabilirsiniz. Şimdi gelin tek tek bu küreleri açmaya bir başlayalım. Bir standart tınımdır şeklindeki çöp bir kostümle başlıyoruz ama en azından e, bir cevher çıktı yanında. Blackthorn Morgana Rework'tan sonra güzel bir kostüm oldu bence. Morgana'nın güncellemesinden sonra güzel bir kostüm halini aldı ama bende bütün Morgana kostümleri var ve iki cadıyı çok seviyorum. Ben KDA Origins Pack %4 ihtimalle ilkini tutturmayı başardık bile. Eski KDA kostümlerini toplayabileceğimiz iki çantamız oldu bile. Hadi bakalım. Seraphine'in yeni kostümü düşer mi acaba? O kadar şanslı olur muyum? Yeni çıkmış bir EBD kostüm bu kürelerden çıkabiliyor mudur pek emin değilim. Seraphine aldım ama kostümü çok pahalı geldi gerçekten ee, çünkü ben ab batı sunucusuna geçtim biliyorsunuz burada rp daha pahalı. Ee, TR'de olsaydım büyük ihtimal Seraphine'in kostümünü alırdım ama ab batıda paraya kıyamadım paramla bu küreleri aldım onun yerine. Hem video yapmış olurum ee, harcadığım paranın bir kısmını kurtarmış olurum diye düşündüm. Ee, ve Slay Belkalla Katarina benim zamanında en sevdiğim kostümlerden biri. Eskiden Katarina oynuyordum. Çok eskiden sezon. Ee, bir de bayağı oynamıştım. 2-3'te de oynamışlığım var. Bu da sanırım ya sez sezon 2 ila 4 arasında çıkmış bir kostüm. En sevdiğim kostüm de oyunda o zamanlar. Dönüş animasyonu iptal edildiği için çok kızmıştım. Direkt dansı yapıyordu şeyinde. Ee, o şekerinde oluşturduğu şekerde. Fazla Iııı ee, işte böyle o dans oyuna uygun değil deyip kaldırdılar ama sonra yıllar sonra Nidalee'ye aynı dansı verdiler o dansı Katarina hak ediyordu. Artık dönüşünde böyle kesiyor e, şekeri, bu da böyle küçük gereksiz bir bilgi. Program Soraka en azından kaliteli havalı bir kostüm. Mekarengar! En azından epik kostümler çıkıyor yani, bazıları güzel geldi. Bir de oynadığım şampiyonlara falan gelseler daha güzel olacaklar Reaper Soraka. Bu ne? İki tane Soraka kostümü çıkardık şimdiden. Olacak iş değil. Bir an böyle bir donunca, ee, umutlandım yine çantamı çıkacak diye ama donmuş Shen çıktı onun yerine. Tüh. Shen zaten oynamıyorum ama geçen Ormanda denedim, fena değildi. Yeni Kog'Maw kostümü çıktı, en azından yeni bir kostüm Kog'Maw. Yine AD carry oynadığım günlerde böyle eski çağlarda oynadığım bir şampiyon ama artık oynamıyorum. Bu aralar eee şeyi de bırakıp ormanı da bırakıp yeniden biraz desteğe döndüm. Ormanı bıraktım demeyeyim de böyle destek şampiyonlarımı özlemişim. Biliyorsunuz ben en sevdiğim rol destek. Bu aralar biraz destek oynuyorum. Seraphine'de çıkmışken bana bahane oldu. Onu oynuyorum, senle oynuyorum falan. E, sizinle de maçları paylaşırım yakında zaten. Üçüncü KDA Origins çantasını tutturuyorum yüzde 4 ihtimali daha tutturuyorum. Yanında da Korgi Korgi, Mis gibi bir kostüm daha çıkıyor. Ee, en şanslı kürem buydu şu an. Hem Origins back çıktı, hem Korgi Korgi Mis gibi kostüm çıktı. Korgi dedi yine zamanında çok sevdiğim şampiyonlardan. Birçok şampiyon benim elimden geçti ya yani insan. 10 yıl oynamış olunca oluyor. Bana diyorlar 10 yıldır oyunu oynuyorsun işte. Niye hala plat elmas liglerinde takılıyorsun ki? AB Batı'ya transfer oldum. Ligleri yeniden kastım. Altınım şu an. Plata bile daha çıkacağım yani ama çatır çatır LP geliyor yükseliyoruz. Çünkü bu uzun süre oynamakla alakalı değil. Refleksle alakalı uğraşmak. Her gün otur 3 tane solo Q at. İstediğin lige ulaşırsın. Tam 3 az oldu istediğin lige ulaşamazsın güçlü ama bu uğraşmakla alakalı bir şey yani lig puanı dediğin şey senin %50.01 kazanma oranın olsun bin tane oyun at oturup olursun istediğin lig verdiğin emekle alakalı ben de yayın dışında oynamıyorum bile artık lol ee, Wild Rift konusunda heyecanlıyım daha çok biliyorsunuz. Wild Rift e oynuyorum. Bir de Wild Rift'e alışmak için Mobile Legends oynuyorum. Maalesef biraz acı çekerek de olsa. Ee, sırf güçlenmek, e, o telefon kontrollerinde tecrübelenmek için oynuyorum. Çer çöp bir kostüm çıktı az önce Gragas kostümü. Muhabbetimi böldüğüme değmedi ya sinirlendim. Böyle bir, bir, ekranda kaldı bir bakıştım böyle bir sözümü böldü sinirlendiğim için hoş olmadı. Dragon Trainer Lulu ise gayet güzel. KDA Origins Back. Profesör Rice. 10 tane açmışım yanlışlıkla herhalde değil mi? Evet galiba yanlışlıkla 10 tane açtım. Bu kutudan bunlar çıkmış olamaz çünkü. Yoksa KDA Origins kutusunu mu açtım ya aşkım? Neler oluyor şu an? Ben galiba bütün kutuları şu an açtım. Ama en azından KDA Origins çıktı içinden. Çok güzel Fiddle kostümü çıktı. Çok güzel Wukong kostümü çıktı. Ve üstüne bir de Gem çıktı. Evet bütün Bir an dedim nasıl bir şey düşürdüm ben. Şimdi heyecanı arttırmak için Araya 1 iki tane çöp kapsül sıkıştıralım. Sonra KDA Origins'leri açalım. Kaysa 1, Rengar 1 ve 200 turuncu öz çıktı. Eee bu şey ebediler kapsülünden. Dandik şampiyon kapsülünü açalım. Onun içinden detaylı çıksın. Şimdi hazırsanız. 4 tane KDA Origins çantamız var. Bir tanesi satın almayla beraber geldi. 3 tanesi %4 ihtimalle tutturmayı başardık ki 25 kutu var. %4 ihtimal dediğin e, ee, baya iyi aslında 3 tane düşürmemiz. Hadi bakalım ilki geliyor. 2018 KDA ve True Damage Skin Shard'ı dedi. SSV Rengar dedi. Blood Moon Yasuo dedi. Odyssey Aatrox dedi. Azından bir tanesi yeni kostüm. Kutunun içinden kutunun içinden Aa, bak şu an kürenin içinden çanta çantanın içinden jeton çıktı. Jetonu açıyorum. True Damage Senna ve KDA Akali geldi. Mis. Bu kürenin içinden çıkan çanta gerçekten iyiymiş. Bir tane daha. KDA Ahri. Headhunter Rengar. Ben hepsini birden mi açtım yanlışlıkla yine? KDA Kai'Sa. KDA Evelynn. Frozen Prince Mundo. Dundee Grumble. KDA Akali. Ve Gemstone çıktı herhalde hepsini birden açtım yanlışlıkla. Bu bir tane mi? <laughs> Hepsi! birden açtım ve yanlışlıkla o kadar emindim ki nasıl yani keşke tekrar dikkat ederek açabilsem şu an neler neler çıktı oğlum bir tane çantadan hepsini açtım sandım bu bir tanesi sadece wow 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 wo. okey bir tane açalım yine keda ve true damage kostüm şardı çıktı atlantisli Syndra. zamanın ilk efsanevi kostümlerinden biri ya ilk ya ilklerden Günümüz standartlarına baktığında hiç efsanevi değil ama o zamanlar özel seslendirmesi olması bir kostümün çok büyük bir şeydi. Hiçbir şampiyonda yoktu. İlk galiba bu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden önemliydi. Yanına da bir tane çöp Noxus popi koymuşlar. Kırmızı kostüm çıkma hakkımı bu Cho'Gath'e harcadığıma biraz üzüldüm. Ama mazisi var en azından. KDA Evelyn geliyor yanında. KDA Akali geliyor. Mis gibi. Keşke yeni KDA'lar da düşebilse ya. Çok küçük ihtimalle de olsa yeni KDA'ların da düşebilmesini isterdim. Ve son çantaya geliyoruz. Hadi bakalım. O, o ikinci çanta gibisi yok abi. O ikinci çanta bambaşkaydı gerçekten. Ve son jetonumuzdan da yine Keda Kaysa geliyor. Yanında da True Damage Akali geliyor. En azından True Damage'de düşürdük. İşte eski KDA ve True Damage kostümleri düşebiliyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben baya bayıldım kürelere. Özellikle o ikinci jazlı çantadan muazzam çıktı. Önümüzdeki 3 gün dediğim gibi... Uzay serüveni Kazix ve RP dağıtıyor olacağım. Her kazandığım maçın sonunda sohbetten birine fırlatacağım. İster PC'den açın ve buradan takip et butonuna basın ki bildirimler gelsin. İster mobilden indirin non olay uygulamasını ve gelsin. E, ee, adres zaten açıklamada var. Buralardan bildirim almayı sevmiyorsanız bizim Discord sunucumuz da var. Discord.gg slash adresine girerseniz orada hem sohbete dahil olabilirsiniz. Hem de isterseniz buranın içindeki bildirim sunucusuna katılıp oradan tüm video ve canlı yayınların bildirimlerini de açabilirsiniz. Bayağı bir reklam yaptı. Aa bu ne lan? Dünya Şampiyonası'nda özel avatar yapmış Orhan çok iyi olmuş helal bunu ben bilmiyordum Dünya Şampiyonası heyecanlı özel Orhan böyle bir şey yapmış 31 Ekim 13 Dünya da Dünya Şampiyonası'nda kaçırmayın İzlediğiniz için teşekkürler, KDA köleleri bence mua, enfes olmuş Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın, bay bay